YouTube kanalımızdaki rüyaları yorumluyoruz. Gözde Topçu, Emin Hanım, rüyamda bir sürü gelinlik yiyorum, hiçbiri olmuyor, bir kısa geniş bir üstüme geliyor. Gözdeciğim, sizin evinizde kökte gelen bir göz var ama beyaz aydınlanmaktır. Sizin üzerinizdeki negatifler bu yıl sonu bitecek ve büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız. Berat Kandili gecesi madde bağımlısı dayım için dua ettim. Rüyamda koltuk değneğinde iki bacak kesik gördüm. Bakamadım, içim ezildi sanki. Anam, rüyanız güzel de bu dayımız bağımlılıklarıyla vefat eder. Bu şekilde devam eder. Hani onunla ilgili umut ettiğiniz ne varsa bu şekilde. Gülfidan Demirkaya, Emin Hanım, gerçek hayatta üniversitede rektörümüz istifa etti ancak rüyamda rektör istifa etme. Ya okulunla ilgili değiştirmek istediğim bazı noktalar var, mutsuzsun. Kariyer hayatınla ilgili yurt dışı planım var, bu yurt dışın aydınlığa ve sevince kavuşacak. Milena Milena, rüyasında arılar görmek, arı bolluk, bereket, aydınlık, ferah, ne istiyorsanız hayatınızda aksik olan her şeyin toparlanması ve iyileşmesi olarak. TGK normalde karşı komşumla anlaşamıyorum ancak bir anda oturduğum evde tanışacakmışım. Gerçekten sarı saçlıymış, tanışacağım. Evlilik hayatınızla ilgili yaşadığınız ya da evlilikle ilgili ne bekliyorsanız hayırlı olacak. Bu yıl istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. İş konusunda da büyük bir aydınlık ve başarı var diyorum. Serpil Akyol, rüyamda dinledim ama yine yorumlar mısınız diyor. İyide ağacı, iyide de çok berekettir ama kök ağacınızda sağlık problemleri yaşayan insanlar var. Bolluk ve bereket yılı olacak bu yıl sonuna kadar. Bir ev almak istiyorsunuz, soy ağacınızla ilgili bir miras mevzunuz var, hayırlı olacak. Nisan yağmuru, merhaba, sevgili çocuğu istihare yapmış, beyaz giyimli şapka vardı kafasında, sonra eşek ve köpek ve evlerin önünde köpek vesaire. Ya hayatım, ne saçma rüyalar görüyorsunuz, çok merak ediyorum. Sevdiğin çocuk değil de çok iyi bir insanla hayatını birleştireceksin. Güzel bir düzenin olacak. Hayatta ne istiyorsan ve iş konusunda da büyük bir sevinci var. Dua eden ve inançlı bir insansın. Allah dualarını kabul etsin. Ercan Üstün, 1985 beyaz at gördüm. At ipini götürüyordum. Solda evler vardı, sağda yoktu. 1,5 yıl içerisinde işinizle ilgili yükseliş, çok büyük işler yapacaksınız. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Erkek çocuğunuz var ya da erkek çocuk muradı olacak. Esin Hancı, merhaba Emine Hanım. Rüyamda içimiz beyaz uzun saç var ve saç sıkıntıdır. Duygusal ve özel hayatınızla ilgili oturtmak istediğiniz bazı sorunlar Ekim'e kadar düzelmiş olacak. Almina Studio, sevdiğim çocuğum beni sevip sevmediğini öğrenmek istiyorum. Sürekli bir anda sevdiğiniz çocukla ilgili sıkıntılar var. Ama siz yeni bir insan, renkli gözlü, mavi gözlü bir insanla aşk yaşayıp evlilik yapacaksınız. Ama sizin kariyer hayatınızda büyük değişimler var. Bunun sevincine olacaksınız. Adat Dada, Deniz Uruç, ben rüyamda Nur suresini çek diyorlar. Evet, her gün Nur suresini 21 adet çekeceksiniz. Bir suyun içerisinde okuyacaksınız. Yarısıyla abdest alıp yarısını içeceksiniz. İş hayatınızla ilgili güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Çünkü iş konusunda çok uzun süredir mutsuz ve huzursuzsunuz. Sevimcan, Emineciğim, 1969 doğumluyum. Rüyamda yengem gebelik testi yapıyor. Bana pozitif çıkıyorum, nedir diye dert görmesi. Hayatım, çocuklarınızla ilgili ya da kariyer hayatınız, çocuklarınızın kariyer hayatıyla ilgili endişeniz varsa çok büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Evlilik yapacak bir çocuğunuz olabilir. Melis Menteşe, Emin abla, yılan ve serçe parmağını ısırdı ve toprağa giriyordu. Hafif kan çıkmıştı. Melis'ciğim, senin de iş ya da kariyer hayatınla ilgili, eğitimle ilgili yapmak istediğin yenilikler var. Bu sevince ve hayırlılığa vesile olacak. Ama senin duygusal zekan çok ön planda, bunu biraz mantığına çevirirsen herkese inanıyorsun, inanmaman taraftar. Evet, bu haftalık da rüya yorumumuz burada. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.